is calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Hepinize selam değerli Kara Elif'in takipçileri. Yine bir motovlogla karşınızdayım. Bugün de Kastamonu'da bir motovlog yapmak istedim. Hem birkaç işim vardı, onları halledeyim dedim. Öğleden sonra işten çıktım. Ve doğruca Kastamonu'ya. Yine buldum Kastamonu'ya. Şimdi arkadaşlar, yine buldum Kastamonu'ya. Ne kadar? 90 kilometre. Acaba kim gelirse yaklaşık 1 saat 15 dakika gibi bir sürede geliyorum. Ama bugün biraz uzun sürdü. 1,5 saatte geldim. Çünkü Doğruk mevkisiyle bizim Elsiler'dir dediğimiz bölümde yol kaplama çalışması vardı. Dolayısıyla bu biraz bizi yavaşlattı. Ben kimdim lan, ben içtim. Hayata tutunmayı isterdim. Fakat herkes üstüme gelmişti. Artık kararımı vermiştim. Tek çözüm kaçıp gitmekti. Tüm geçmişim de silmekti. Bu en kararlı tespitti. Bugün ne yapacağız bugün Kastamonu'da? Burada yeni bir go-kart pisti açılmış. Ona bakacağım. Çok severim go-kart pistini. Umarım eğlenceli bir video çıkacaktır oradan. Onun dışında da şöyle bir iki tur atarız. Bakarız ya duruma göre. Az önce yanlış yere gitmişim. Yanlış otoparka gitmişim bu otopark pistine bakmak için. Kaydı başlatmadan önce. Şimdi tam olarak yerini öğrendim. Migros'un belediye tarafındaki otoparkındaymış. Ben öbür taraftaki otoparka gitmişim. Neyse ki oradaki güvenlik arabasının doğru yeri öğrendik. Kasırgalar beni beklermiş. Anlatmak yazmaktan da betermiş. Şimdi normalde motorcular böyle trafikte aralardan basar gider ama ben alışamadım türlü öyle aralardan gitmeye. Biraz motoru araba gibi kullanıyorum. Zaten bir arabalıkta yol işgal ettiğim söylenebilir yani. Arada sövüyorlardır ama yapacak bir şey yok. Bir arabalık hakkım var yolda. Normalde motorun işgal ettiği yeri bir araba boyu hesap edip o şekilde sürmek lazım. Buradan tekrar söyleyeceğim. Buradan sağlı sağlı gidelim. Neden alışmadım aralardan gitmeye? Yine burada zaten trafik yok doğru düzgün. Aralardan gitme gereksinimi duymuyorsun. Biz de öyle alıştık. Yani daha doğrusu ben de öyle alıştım. Öyle geliyor. Aynı araba gibi kullanıyoruz motosikleti. Yani yine Kastamonu'da pek sıkıntı olmuyor ama belki daha büyük, daha sık trafiklerde sıkıştırmadır gibi, yani sıkıştırma gibi can sıkıcı durumlar olabilir. Devam mı alayım mı? Efendim? Yok yok. Tamam, geç. Ha, park, park, tamam. Tamam. Peki aşağıya girebiliyor muyum? Tamam.
Şaka mı la bu? Pist kapalı. Oğlum buraya gelen giden hiç yok mu ya? Acaba sadece belli günlerde falan mı açık la burası? Burada görebilmenin öyle bir şey var mı? Yok. Tamam, pistin olduğu yer bu aşağısı ama anladığım kadarıyla kapıda kilit var. Yani kapı kapalı. Şansa bak ya. Neyse, bana sorar öğreniriz. Selamünaleyküm. Abicim bu aşağıdaki go-kart kapalı mı? Kapandı usta. Hadi ya, ne zaman kapandı? Bir hafta geçti. Bir hafta geçti. Yani komple kapandı değil mi? Evet. Tamam, eyvallah. Vay anasını, kapanmış. Bir haftada. Kadar önce. Şansa bak ya. Demek ki iş yapmadı ki kapandı. Peki ne yapalım o zaman? Adam beni çiğ köfteci sandı ya da. Biz de biraz gezelim değil mi ya? Motovlog videoları için yeni bir oynatma listesi oluşturacağım. Adı da Karayel Motovlog olacak. Bundan sonra videolara Karayel Motovlog söyleyemiyorum lan. Bundan sonra videolara Karayel Motovlog'tan hepinize selamlar şeklinde başlasam daha iyi olur sanki değil mi ya? Evet, Karayel Motovlog oynatma listesinden bundan sonra Motovlog videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda üstü gözüküyor olacak. Aslında güzel oldu lan. Karayel Motovlog. Karayel Motovlog. Karayel Motovlog Doğan, hepinize selamlar. Şöyle biraz yükseklere mi gitsek ya? Ne kadar yüksek olur mesela? Şöyle biraz daha yükseklere. Aslında bunu tepeden göreceğimiz bir yere gidelim ha. Kastamonu'ya kadar gelmişiz. 90 kilometre yol tepmişiz. Bir şöyle zirveden bakalım değil mi? Buradan da girmiyorum. Evet, yeşil dalga var galiba. Ablacığım yolu verecektim sana ama zaten küçük bir şeyim, hemen geçip gidiyorum. Audi'yi kes. Şuraya bir bakayım. Buradan motorla dalsın, içeri bana kimse ses çıkarır mı? Çıkarmaz herhalde.
Evet, burası da Nasrullah Meydanı. Bu neymiş la böyle? Güzel duruyor ama. Tarihi Nasrullah Camisi. Böyle şöyle bir göstereyim. Rahat rahat. Burası da Yakup Ağa Külliyesi. Burada çok güzel ve tarihi bir mekan. Şöyle göstereyim. Ne dönüşte bir daha bakarız. Detaylı bir bakmaya çalışacağım. Aslında buralarda detaylı çekimler yapmak lazım da. Normalde ben de çalıştığım için çok da fırsatım olmuyor. Şöyle dönelim. Evet arkadaşlar, burası da Yakup Ağa Külliyesi. Burada havası serin, bu çam ağaçları falan var. Çok güzel bir yer. Hem tarihi anlamda, hem de şey anlamında, güzellik anlamında güzel bir yer. Evet, buradan giriyorsunuz. Ailece gelinebilecek bir yer. Hem cami var, hem de çay içebileceğiniz yerler var. Kastamonu'ya geldiğiniz zaman burada soluklanabilirsiniz. Burada da helva evi varmış. Helva çekme helvasının yapıldığı yer. Kastamonu çekme helvası. Helva evi. Şuradan giriyorduk değil mi biz? Seyrengah yoluna. Evet, gireceğimiz yer Seyrengah. Seyrengah'a gidiyoruz arkadaşlar. Evet, geldik. Bundan sonrasını kanalımla devam edeceğim arkadaşlar. Kaçtan detay aldım bakmışım oradan. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.